Ökaryot hücrelerin oluşturduğu dört farklı hayvansal doku vardır arkadaşlar. Epitel doku, bağ doku, kas doku ve sinir doku. Bu videoda epitel doku ve bağ dokudan bahsedeceğiz. İlk olarak örtü epiteli inceleyeceğiz. Bunu hem iç hem de dış astar gibi düşünebiliriz. Mesela derinin dış yüzeyi epitel dokulardan oluşur. Organların dış yüzeyi de aynı şekilde epitel dokulardan oluşur organların dışını örter, böylece organ lümenleri ve organizma boşlukları epitel dokuyla kaplı olur. Epitel dokuyu aynı zamanda salgı epiteli olarak da görüyoruz. Hem dış salgı bezleri hem de iç salgı bezleri epitel dokudan oluşur. Bu arada dış salgı bezlerinin maddelerini direkt olarak hedef organa salgılayacağını hatırlatmak isterim. Oysa ki iç salgı bezleri genellikle hormonları direkt olarak hedef organa değil kan dolaşımına yollar. Epitel dokuyu iki şekilde görürüz. Basit de denilen tek katlı olabilir ya da çok katlı olabilir ki bu da iki veya daha fazla katmandan oluşuyor demek. Peki tek katlı epitel doku ve çok katlı epitel doku vücudumuzda nerelerde bulunur? Tek katlı epitel dokuyu maddelerin iki farklı yerden dağılması gereken yerlerde bulabilirsiniz. Mesela akciğer alveolleri tek katlı epitel dokuyla kaplanmıştır. Çünkü karbondioksit ve oksijenin kan dolaşımına alveollerden yayılması gerekir ya da tam tersi. Burada kalın bir katmanı olan hücreleriniz olsaydı bu oldukça zor olurdu. Çok katlı epitel dokuyu kimyasal veya mekanik basınca dirençli yerlerde bulabilirsiniz. Yemek borusunu çok katlı epitel dokuya bir örnek olarak gösterebiliriz. Yemek borusundan geçen yiyecekler sert veya sıcak olabilir ve yemek borusu dokusunu korumak için hücre katmanının epey kalın olmasını isteriz. İşte çok katlı epitel doku da bu koruyucu katman rolünü oynar. Gelin tek katlı epitel dokunun bir bölümüne bakalım. Epitel hücreler bazal zar ya da bazal membran denilen bir şeye bağlı. Bazal zar hücrelerden değil, farklı çeşitteki liflerden oluşur. Örnek vermek gerekirse bazal membranda bulunabilecek bir lif kolajen olabilir. Bazal zar bazı maddelere karşı yarı geçirgen bir özellik taşır ve bu durum oldukça önemlidir. Çünkü epitel doku avaskülerdir. Bu epitel hücrelerin kan damarları olmadığı anlamına geliyor. Şimdi muhtemelen aklınıza kan hücreleri yoksa be besinleri nasıl aldıkları sorusu gelebilir. Epitel dokular besinleri alttaki dokudan alır besinler alttaki dokudan epitel hücrelere bazal zardan geçerek dağılır. Epitel hücreler işte bu şekilde besin elde ederler. Epitel hücreleri bulabileceğiniz bazı yerleri tekrarlayalım. Derinin dış yüzeyinden, ağzı kaplayan dokudan, yemek borusundan ve sindirim yolundan bahsetmiştik. Dahası da var. Böbrek tüplerini kaplayan dokuda, kan ve lenf damarlarını kaplayan dokularda da bulabiliriz. Aslında kan ve lenf damarlarını kaplayan dokunun özel bir adı var. Endotel. Şimdi biraz da bağ dokusundan bahsedelim. Bağ dokusu dokuları destekler, onları birbirine bağlar ve farklı türdeki dokuları birbirinden ayırır. Vücudumuzda farklı türde bağ dokuları bulunur fakat bu kadar detaya inmeye gerek yok. Bağ dokusuna neleri örnek verebiliriz? Buna bakalım. Kemikler, kıkırdak, kan, lenf, adipoz doku yani yağ dokusu, ee, sonra efendime söyleyeyim beyin ve omuriliği kaplayan, beyni ve omuriliği kaplayan zarlar daha doğrusu ikisini birden kaplayan zarlar ve diğer çeşitteki dokular bunlar örnek. Peki e, bağ doku nasıl gözüküyor ve bağ dokunun özellikleri nelerdir? Şimdi biraz da bunlara cevap verelim. Aslında bağ doku üç bileşenden hücreler, hücreler arası madde ya da zemin maddesi ve liflerden meydana gelir. Hücreler arası madde ve lifler birlikte matriksi oluşturur. Şimdi gelin nasıl gözüktüğüne de bir bakalım. Burada genelde akışkan olmayan bir çeşit sıvı olan hücreler arası maddeyi görüyoruz. Bu maddenin içine serpiştirilmiş lifler ve son olarak da hücrelerimiz var. Bu hücreler genelde matriksi oluşturan hücrelerdir. Bağ dokularına biraz daha detaylı bakalım. İlk olarak areolar dokudan yani gözenekli dokudan bahsedelim. İşte tam burada. Gözenekli doku oldukça yaygın bir doku türüdür farklı dokuları birbirine bağlar, esneklik ve tamponlamayı sağlar. Yapısını bu resimde açık bir şekilde görebiliriz. Hücreleri burada görebilirsiniz. Şu küçük noktalar işte bakın şunlar. İçinden geçen lifleri de görebilirsiniz. Burada ve burada. Ardından da şu sarı akışkan olmayan sıvı az önce bahsettiğimiz hücreler arası madde. Sırada yağ dokusu diğer adıyla adipoz doku var. Yağ dokusu adı üzerinde temelde yağdır ve yağdan oluşur. Vücuda tampon görevi sağlar. Enerjiyi depolar ve aslında az önce sıraladığımız kuralların içinde bir istisnadır. Çünkü diğer çoğu bağ doku gibi lifleri yoktur. Sırada fibröz bağ doku var. Fibröz bağ doku oldukça dayanıklıdır. Kemik ve organlar için destek ve tampon görevi görür. Derinin orta katmanı olan dermiste, tendonlarda ve bağ dokuda bulunur. Bağ doku çeşitlerine birkaç örnek daha verelim. Kan bunlardan bir tanesidir. Kan da yağ dokusu gibi bir istisnadır ve lif içermez. Kanın matriksi plazmadır. Sarımsı bir sıvı olan matriksin içindeki kan hücrelerini burada görebilirsiniz. Bir diğer örneğimiz kemik doku. Kemik dokusundaki bu hücrelere osteosit deniyor. Osteositler. Evet osteositler. Osteositler buradaki bir çeşit model ortaya çıkaran kahverengi hücrelerdir. Kemik dokudaki matriks kemik minerali veya e, hidroksiapatit olarak bilinir. Hidroksiapatit temelde fosfat, magnezyum, kalsiyum gibi farklı mineralli kolajen lifleridir. Bir diğer örneğimiz ise kıkırdak doku. Kıkırdak dokudaki hücrelere kondrosit deniyor. Kondrosit Onları burada küme olarak görebilirsiniz ve eklemlerin yüzeylerinde bulabilirsiniz. Bunların hepsi farklı türdeki bağ doku örnekleriydi. Çoğu bir yapı oluşturur ya da doku ve organlar için başka bir destek oluştururlar arkadaşlar.